Bir tane taş oymacısıyla başladık. Büyüdükçe yer bulamadım. Alt tarafı böyle yapmayı düşündüm yani. Yani şimdiye kadar yaptığımı dağıtmasam, hediye yapmasaydım bunu almazdım. Başka bir hediye götüreceğimi yaptığım eserlerden birini götürüp veriyorum. Onlar da daha memnun oluyor, ikrama geçiyor yani. Merak ediyoruz, demek ki içeride bir şeyler varmış, gizli kapaklı. Sonra da açığa çıktı. Şimdi ben böyle sanattan, ince işlerden fazla anlamam. Askere gitmeden biraz marangozlukta çalıştım. Evet. Bu ağaç işlerle uğraşmam biraz da oradan geliyor yani. Alt tarafı cant kapağı. Üstte avize parçası sehpa yaptım. Şöyle kapının ağzına. Evet. Şunu çöpe atmışlar. Darbuka yaptım. Orada gümbelek derlerdi eskiden çanaktan. Değerlendirdim, gümbelek yaptım. Gelin kız nişanlandın mıydı? Bir sandık, bir kursu hemen alınız. Bu gizli kapaklı, yani gelin etebelerini bulmak. Şu da bunun kursu şurası yani. Bir sandık, bir kursu gelinin birinci sınıf mobilyası. Hanımlara takı sandığı. Atatürk ve Neşet Ertaş hayranıyım. Evet. Neşet yokken Kırşehirliyim deyince Kırşehir neresi? Konya'nın kazası mı? Belen yeri kazası mı diye sorarlar. 68'den beri beraber evliyiz. Evet. 4 çocuğumuz var. Onları evlendirdik, yuvalarını kurduk. Onlar mutlu bahtiyar. Biz amcanla burada bu evin altını böyle el sanatları yapıyor. Elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum. Seviyor. O da zevk alıyor. Biz de zevk alıyoruz. Eşimiz o dostumuza geliyor, gösteriyor, beğeniyorlar. Gittiğimiz yerlere hediye götürüyor. Böyle artık kötü çöpe attıkları şeyleri biz değerlendiriyor. Atmasınlar, getirsinler, biz onları değerlendirelim. Yapalım. Gelsinler, görsünler, görmelerini isteriz. Buralarda böyle uğraşıyoruz. İkimiz beraber. Baba Muharrem bir oğlu Çınar, oğlu Neşet Ertaş sanki bir pınar. İkisi de koçunca bu dünyadan yetim kaldı bozdaklar. Yıllarca hep karık mahlasını işledim. Meşhur oldum, böbürlenip şişmedim. Bir tarih kapandı göz göre göre. Ruhu şad olsun, güle güle gitti.